Kendini bir tanıtır mısın? Kendim, ben Ardahan Göle Dengeli Köyü'nden Bülent Ekmekçi. En iyi hayvan yetiştirici benim. Yani en iyi dedim, TÜYAP'tan seçilmişim. Ardahan Kars bölgesinde TÜYAP'tan, beni aradılar Kars'tan. Bölgeden dediler ki en iyi hayvan yetiştirici, 2 yıldır sürekli sen seçilirsin. Bu seneden sonra zaten yok olur inşallah. Yani yapamayız, çıkamıyoruz işin içine. Ben tarla 4,5-5 milyar şu anda arpanın kilosuna diyorlar. Kardeş bunun ne kadar alacaksan bir varil mazot alıyorduk. 450 bin lira şimdi 1 milyar 150 milyona doluyor. Yeşil mavi işte olanlar var ya. Evet. Onlar o paraya evet. Doluyor. Gelelim böyle beraber. Ha, gel. O şeyde de kapat şunu. Mesela o şeyde olmaz. Yapmadığı için buzalarımız bile yetişir. Yani kendini toparlamıyor. Karnı doymayınca şu anda ot yiyemiyor. Sadece sütle beslenir. Hayvan yem yemediği için de süt vermiyor. Vermeyince de hayvanlarda gördüğünüz gibi çok zırız kalmışlar. Yani yiyecek ki süt yap hayvan yemi yiyecek. Yemediği takdirde işte böyle gördüğünüz gibi hayvanlar zırız kalıyor. Zaten çoğu yetiştirici kısır ineklerini hep sattı. Yani satmasının sebebi de hayvan adam bakır ki kardeş ben bu işin içine çıkamıyorum. Çıkamayınca da ne yapayım? Mecburen sat. Aldın mı sen? Mesela bak şu hayvan, ben burada şimdi bu hayvanı 21 liraya almışım. 21 bin liraya. Bunun ne kadar değilse 5 milyar masrafı var İstanbul Ayak Vazı'na kadar 5 milyar var. Ben buna 40 milyar desem adam beni döver, diğer bir araba parasıdır. 40'tan aşağıda desem ben zarar edeceğim. Evet. Nasıl çıkacağız biz bu işin içine? Yani gördüğünüz gibi hayvanlar yem yemediği için de çok zayıf. Yani hayvanlar yem olsa, geçen sene yem olsaydı, geçen sene bir mal bakmıştım böyle olduğu gibi malın kurbanlık mal gibiydi. Ama bu sene bakınca işinden içinden çıkamayınca mecbur hayvanlara yem fazla veremiyoruz. Maliyetini kurtaramıyoruz. Günde 4 yem atsam 1 milyar. 1,5 milyar da atsam 3,5 milyar. Ben ne kazanayım ki 3,5 milyar ayda para vereyim? Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi? Ben kalkmışım kahal 50 yaşındayım. Sürekli hayvancılık yapıyoruz. Yengeyle ikiniz birlikte Zaten Afgan tutsak biz, yani Afgan dediğim çoban tutsak biz bu işin içine hiç çıkamazız. 3,5 milyar çoban. 1,5 milyar şeyi tutuyor ayda yeme içmesi. 5-6 milyar o parayı da verdikten sonra zaten biz bu işi boşuna yapmış oluruz. Gördüğünüz gibi benle eşim beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda ben kurbancılık da yapıyorum. Yani yetiştiricilikten başka, sütçülükten başka bir de kurban yetiştiriciliği yapıyorum. Senede bir 30-40 tane hayvan İstanbul'a götürüyorum. Böyle giderse zaten kurban da biraz gitmesi zor olur. 35-40 milyar en azından geçen sene 12,5 milyara gittim ben kamyon başı. Bu sene 25 milyardan bahsediyorlar. Yani 25 milyara da gitse değil. Bunun yanında 25 milyar kamyon. 15 milyarda çadır yeri bize verecekler. Biz buna ne kazanacağız ki? Boş. Yani çalışmamız boş bizim. Tamam. Zaten böyle olursa çoğu insan hayvanlarını da yetiştiremez şeye. Yani yengeyle birlikte. Peki. Şimdi tarla çayırı ekebilecek misin? Baba tarla çayırı ne çok. Mazotun litresi olmuş 25. Buradan göle 12 kilometre genel öğrenci taşımacılığı yapıyorum. Zaten eğer ben biraz fedakarlık göstermeseydim biz özenciyi de taşıyamıyorduk. Taşımamamızın sebebi yani mazot parasına gidip geri geliyoruz.